أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <coughs> صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشره لي صدري ويسر لي امري واحلل قدة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين "إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين" صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر. li ekthera min adedi şi'rin alime kelbin sadaka Resulullah فيما kal ev kemâ Kıymetli cemaatim gecemiz mübarek olsun Cenab-ı Allah bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğumuz bütün günahları afu mağfiret eylesin Cenab-ı Allah bizleri nice nice böyle güzel günlerde sağlık içerisinde, sıhhat içerisinde, selamet içerisinde nice böyle güzel gecelere, böyle güzel günlere kavuşmamızı nasip eylesin. Cenab-ı Allah Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek eyleyip ve Ramazan-ı Şerife de hayırlısıyla ulaşmamızı nasip eylesin. Kıymetli, değerli ve sevgili cemaatim, hepinizden Allah razı olsun, gecemiz mübarek olsun, geldiniz, şereflendirdiniz, şerefya beylediniz, camimizi şenlendirdiniz elhamdülillah. Diğer zamanlarda da camimizin böyle güzel şenlenmesini de nasip eylesin. Bu gece bol bol dua gecesi. Bol bol dua gecesi. Ne kadar dua edersek, ne kadar istersek o kadar kar. O kadar kar. İstemekten çekinmeyelim kıymetli Müslümanlar. Sonsuz bir hazine sahibinden istiyoruz. Fani dünya makam sahibi olanlardan değil, her makamın sahibi olandan, geçmişin ve geleceğin sahibi olandan istiyoruz. O yüzden istemekten geri durmayalım. Çünkü bizi aciz kılmış, bizi fakir kılmış, istemek hissini, duygusunu bizlere ihsan etmiş. O yüzden hele hele böyle gecelerde istemekten geri durmayalım kıymetli Müslümanlar. Rabbim şimdiden her duamızı kabul ve makbul eylesin. Cenab-ı Allah bu gece hürmetine, Hasta kullarına şifalar ihsan eylesin. Kimin ne hastası varsa annesi, babası, akrabası, yakını, kimin ne derdi, tasası varsa Cenab-ı Allah bu gece hürmetine şifa ihsan eylesin. Çünkü onun adı Şafi olan Allah'tır. Kimin ne derdi varsa derman ihsan eylesin. deva ihsan eylesin borçlu kullarına helalinden edalar ihsan eylesin. İşsiz kullarına güzel iş kapıları ihsan eylesin. Güzel işler ihsan eylesin. Helalinden bol rızık kazanacağı güzel işler ihsan eylesin. Eşi olmayanlara da salih ve saliha eşler ihsan eylesin. Kimin kalbinde ne muradı varsa, ne isteği varsa Cenab-ı Allah onu kabul ve makbul eylesin inşallah. Kıymetli cemaatim bu gece öyle güzel, öyle mübarek, öyle mükemmel bir gece ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün gece yatağından kalkıyor ve dışarıya çıkıyor. <laughs> Baki mezarlığına gidiyor. Baki mezarlığına gidiyor ve orada ellerini açıyor. Öyle bir açıyor ki gören koltuk altlarını görülmüş. O kadar yalvarıyor Rabbine. Ve Hazreti Ayşe validemiz yanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yokluğunu hissedince arıyor, bakıyor, tarıyor, bulamıyor. Dışarıya çıkıyor ve o da her yeri aradıktan sonra en son baki mezarlığına geliyor. Ve baki mezarlığına geldikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi huşu içerisinde yalvararak, yakararak dua ederken buluyor kıymetli Müslümanlar. Ve ya Resulallah bu gece vaktinde kimsenin olmadığı bir vakitte bu mezarlığa geldin ellerini açtın. Senin gelmiş ve geçmiş bütün günahların af olunduğu halde ne için bu kadar yalvarıyorsun? Ne için böyle gözlerinden yaşlar akıyor? Neden bu kadar çok talep ediyorsun? Neden bu kadar çok dua ediyorsun? Ya işe Allah'ın razı olduğu bir kul olmayayım mı buyuruyor? Bakınız. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ayetine mazhar olan bir resul Ekrem'den bahsediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberden bahsediyoruz. لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ Kutsi hadis ne demek? Ey Habibim, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen olmasaydın kainatı yaratmazdım buyurulan bir peygamber. Günde yüz defa istiğfar ediyor, dua ediyor, yalvarıyor, yakarıyor. Peki bu gece neden çok yalvarıyor? Bu gece neden çok dua ediyor? İşte şunun için. Hemen cevap veriyor. Ya Ayşe, Allah'ın razı olduğu bir kul olmayayım mı sözünden hemen sonra şu sözü söylüyor. Allah Teala rahmetiyle Şaban ayının 15. gecesinde dünya semasında rahmetiyle tecelli eder. Ya Cenab-ı Allah her zaman diliminde farklı isimleriyle bu dünya yüzüne tecelli eder. Bazen Kahar ismiyle tecelli eder. Benim diyen kavimleri helak eder, siler atar. Değil mi? Şifa talep eden kullarına bazen Şafi ismiyle bu yeryüzüne tecelli eder. Bir bakmışsın ki dualar hürmetine, o isim hürmetine hemen şifa buluvermiş. Ve bazen de rahmetiyle kıymetli Müslümanlar tecelli eder. Ve bütün Müslümanları yalvaran, yakaran talep eden Müslümanlara mağfiret eder. Gaffar ismiyle bağışlar kıymetli Müslümanlar. Rabbim bağışlananlardan eylesin inşallah. Ve şöyle güzel de bir müjde var. Bakınız mükemmel bir şey. Kelp kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi ve günahları bağışlar. O kabilede binlerce koyun varmış binlerce koyun sayısı bilinmeyen binlerce koyun varmış. Şimdi saymaya kalkılsa şu memlekette, avlayanımızda binlerce koyun olduğunu düşünsek, desek ki ey cemaat, haydi bakalım şu koyunların kıllarını saymaya başlayalım. Bitirebilir miyiz? Bitiremeyiz. Değil mi? Bitiremeyiz. İşte bu kadar çok günahı, bu kadar çok insanı Cenab-ı Allah bu gece hürmetine bağışlıyor kıymetli Müslümanlar. Rabbim bağışlananlardan eylesin inşallah. Tabii ki bizler insanız. Türlü türlü nimetlerle, türlü türlü ihsanlarla donatılmışız. Gözlerimiz her bir rengi görüyor. Dilimiz her bir tadı tadıyor. Tabiri caizse barkot okuyucu gibi. Markete gidiyorsun, bir şey aldığında okutuyon, dıt. Hemen ne olduğu meydana çıkıyor. At ağzına, gözlerini yum, ne olduğunu biliyorsun. Binlerce bunu tadacak bir his koymuş dilimize Rabbimiz kıymetli Müslümanlar. Bu hiçbir mahlukatta yok. Sadece insanda var. Türlü türlü renkleri görebilen sadece insanoğlunda var kıymetli Müslümanlar. Sadece böyle şerefli Böyle güzel yaratılan bir insan elbette bu kadar nimetlerle donatılan Rabb'e donatan Rabb'e karşı elbette şükürle mukabelede bulunması lazım. Şükürle karşılık vermesi lazım. Dilimizde şükür olacak. Elhamdülillah diyeceğiz. Zihnimizde şükür olacak. Diyeceğiz ki bu nimetleri bana ihsan eden Rabbimdir. Daha sonra halimizde de şükür olacak. Bu nasıl peki? Namazımızla, orucumuzla, bakınız Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan bu gece, bu geceden sonra 15 gün sonra bir iznillah Ramazan-ı Şerif'e ulaşıyoruz. Recep ayında bir amel yüzle çarpılıyor. Şaban ayında bu ayda bire 300. Ramazan ayında bire bin. Bir besmele çektin, bin kere besmele çekmiş sevabı. Ve her bir harfine bu, her bir harfine. Yani Peygamberimiz o hadisinde diyor ki, yani bir besmele çektiğinde bin sevap var ama elif, lam, mim. Yani bir elif harfine, bir lam harfine, bir de mim harfine ayrı ayrı biner sevap veriyor. Yani bunu okudun, Allah sana bu kadar geniş hazinesinden ihsanda bulunuyor kıymetli müslümanlar. Rabbim o ihsandan geri durmayanlardan eylesin inşallah. Cenab-ı Hakk'ın bizlere ihsan ettiği bir de özel günler vardır. Aynı bizim bayramlarımız var ya, bizim mutlu olduğumuz, şenlendiğimiz, değil mi? Güzel elbiselerle üzerimizi donattığımız, sofralarımızı şenlendirdiğimiz o bayram günlerinde özel günlerdir o günler. Bir akraba ziyaretlerini bazen o günleri bekleriz değil mi? Şimdi bağışlanma, ibadet, taat Rabbimizin rızasını kazanacak güzel işler de işte bu gecelere kıymetli Müslümanlar saklanmış. Elhamdülillah. Ve biz bu gecede camiye geldik. Böyle ilim meclisinde oturduk, dizimizi büktük. Elhamdülillah böyle güzel feyizden feyziyab oluyoruz, hissedar oluyoruz, hisse alıyoruz elhamdülillah. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum yani ben. Böyle günlerden gafil olan insanlar da var. Allah onları da lütfuyla ıslah eylesin. Rabbim lütfuyla ıslah eylesin. İşte bu geceleri, bu günleri ibadetle, tefekkürle, düşüncelerimizdeki o kirli şeyleri atarak, boş şeyleri atarak tabiri caizse boş odun yığınlarını beynimize doldurduktan sonra bir ateş verip onları yakıp atmak güzel şeylerle zihnimizi doldurmamız lazım kıymetli Müslümanlar. Rabbim böyle edenlerden, böyle yapanlardan eylesin. Ve kıymetli cemaatim bir de insanoğlunda yaratılan, verilen bir his var. Nedir bu? Nefis. Nefis. İnsanın kalbi iki odacıktır. İki oda. Bir, şeytanın tabiri caizse ofisi olan nefsin ofisi. Bir de hani böyle, ya ey Müslüman biraz kendine gel. Al şu abdestini, git şu camiye namazını kıl. Bazen böyle his geliyor ya, oradan melek bize tavsiyede bulunuyor. Bir de meleklerin odacığı var, ofisi var. İşte... Bu nefis her zaman insanoğlunun, Müslümanın peygamber dahi dinlemeden kıymetli cemaatim. Bakınız peygamber bile dinlemiyor nefis. İsa Aleyhisselam'a diyor ki şu dağın tepesine çıktın at bakalım buradan kendini ölebilecek misin? Hazreti İsa diyor ki ben kimim ki o Cenab-ı imtihan edeyim bakalım ölecek miyim ölmeyecek miyim diye. Ben sadece bir kulum onun emrettiği üzerine hareket ederim. Onun emrettiği üzerine bir hayat geçirebilirim ancak. O yüzden peygamberlerin dahi sağındığı, geri durduğu ''İnnen nefsele emmâretun bisû'i illâ mâ rahime rabbi Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Benim nefsim emmaredir, her daim kötülüğümü ister. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine tecelli ettiriyor kendini Yusuf Aleyhisselam bir peygamber ismet sıfatıyla donatılmış. İşte kıymetli cemaatim nefsin arzu ve isteklerini şu gece şöyle zihnimizden bir kenarı koyalım. Sadece tefekkür edelim, Cenab-ı Hakk'ı düşünelim ve onun istediği şeylere göre hareket etmeye çalışalım. Ve böyle fırsat gecelerinde bir milat olarak kendimize hissettirelim inşallah. Ve diğer yapmamız gereken şey ne ise hatalarımızdan, kusurlarımızdan tevbe etmek kıymetli Müslümanlar. Tevbe edip Cenab-ı Hakk'a karşı ilticada bulunmak. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ve gelecek bütün günahları af olunduğu halde günde yüz kere tevbe istiğfar edermiş. Bizler de bugünlerde bol bol tevbe istiğfar etmeliyiz. Ve kıymetli cemaatim, hidayet rehberimiz, hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de bize önder olarak, imam olarak nasıl hareket etmemiz gerektiğini belirten Kur'an-ı Kerim'de, değil mi? وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا fi كِتَابٍ mübin. <مُبين> Apaçık, yaş ve kuru ne varsa her şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut kıymetli cemaatim. Her şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Nasıl hareket etmeliyiz? Nasıl ibadet etmeliyiz? Nasıl bir ömür geçirmeliyiz? Nasıl yaşamalıyız? Kime uymalıyız? Kime benzemeliyiz? Bunların her birinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de var. Biz yeter ki okuyalım, muhatap olalım anlamaya gayret gösterelim ve hayatımızda tatbik edelim. Bizim amacımız inşallah bu kıymetli cemaatim. Ve Cenab-ı Allah ebedi kurtuluşun bir anahtarını veriyor bize. Ebedi kurtuluş, ebedi kurtuluş. Ve beratımızı sağ tarafımızdan almamızın bir formülünü anlatıyor. Hakka suresinde Kıymetli cemaatim, 19 22. ayetler arasında, Hakka suresinde şöyle buyuruluyor. İşte o vakit kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, Bakınız, bir insan tam bir istikamet üzerinde hareket ederse, Allah'ın çizdiği yolda sapmadan ilerlerse, şöyle der okul ve hayatını taatte, istiğfarda, tövbede, acizliğini, fakirliğini bilerek geçirirse okul şöyle dermiş. Bakınız Cenab-ı Allah buyuruyor. İşte o vakit kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki alın kitabımı okuyun doğrusu ben Hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Ya Rabbim o kitabı, o hesabı sağ tarafından alınanlardan eylesin.